ülkümüzde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken, demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız. Bu sansür teklifinin seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste yasalaştırılmak istenmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın 40 maddelik bu yasa teklifiyle başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Hangi haber halka korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder sorusunun yanıtı ise yasa teklifinde yoktur. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak ve suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Ormanımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmek, suç haline getirilmek istenmektedir. Baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce ve ifade, basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yoksulluklara, vurgunlara, servet transferine son vereceğiz. AK Parti Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu yapacağız diyor. Biz de biliyoruz ki gerekeni sandıkta halk hep birlikte yapacağız.